bu sandalye kırılmasıyla meydana gelen diyalogla ilgili. Birincisi, orada Sayın Cumhurbaşkanı parasını ödersin dememiş. Bir dakika, onu şimdi, bir anlatalım da. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun oturduğu sandalyenin bacağı kırılıyor. Yanındakiler tutmasa yere düşecek, neyse tutuyorlar falan. O yok, olaydan biraz bahsediyor. Oturmuş, yani şey, hayır, başkan dedi ki bana, yani tutsam dedi, Yılmaz Büyükerşen oturuyor yanımda. Hani onu da devireceğim çekeceğim dedi. Sandalye kırılınca hafif bir böyle yere bir vurmuş, hemen kalkmış yani. Düşmekten yani, kurtulmuş yani. Yani bir yere dokunmuş ama yani. Öyle mi? Hafif. Aa, bayağı ama, düşmüş ama yani. Ama sportiftir yani, hızlı. Sandalye kırılmış yani doğal olarak. Ay yani, şimdi biz düştüğünü tutsa, anlamadık ama. Yılmaz Büyükerşen hocamız da gelebilir. O yüzden şey. Hayır yani arkadaşlar, bakın biz şu ana kadar son anda yanındakiler tuttu da kurtardı zannediyorduk. Bir yazın. İmamoğlu düşmüş sandalye kırılınca yere. Ya düşmüş derken de öyle ama yani. Neyse, ay neyse şey yani ama böyle yere değmiş de, bunun adı ne, Türkçesi yani, ne? Evet, oturdu. Yani ilk defa, çünkü ben hakikaten herkesten, şimdi bakın bunun üzerine kalkıyor. O sandalyeyle ilgili bir ayrıntıya geleceğim de, kalkıyor ve orada Cumhurbaşkanı bir şey söylüyor. Evet, Sayın Cumhurbaşkanı demiş ki sandalyeyi kırdın, israf. İsraf demiş. Şimdi bazılarında parasını ödersin dediği yazıyor. O, yani şimdi doğruya doğru. O da Sayın Cumhurbaşkanı haksızlık. Öyle bir cümle kullanmamış ve onu dedi diye de mesela kendisine yönelik bazı eleştiriler yapılıyor. Ama öyle parasını ödersin gibi bir ifade kullanmadığını söyledi bana. Ama israf oldu demiş. İsraf demiş. Göndermesi başkan yapmış. Başkan da evet, koltuğa ikinci kez oturduğumda daha sağlam oturuyorum demiş. Tabii bu İstanbul'un iki seçimine atıfla. Şimdi bununla ilgili bir şey söylemem lazım. İmamoğlu Erdoğan'ın israf göndermesine, çünkü son zamanlarda hep israf üzerine oldu ya şeyler, tartışmalar, arabalar nedeniyle. O da bir gönderme yapmış. Koltuğa ikinci kez oturunca çok sağlam oturuyorum demiş. Şimdi bakın. Peki bu ifade yandaş medyanın bazı kanallarında nasıl çıktı? Efendim, çıkmadı. İkinci kez oturduğumda daha sağlam oturacağım demiş. Demiş güya. Ama bunu bazı kanallar o anda ne dediklerini bilmeden verdiler. Gazetelere bak, o da yok. Erdoğan ha kırdın ha dedi. Espri yaptı. Salon gülüştü. Sempatik bir hava oluştu. Allah aşkınıza bir dakika, yani hani biz bir şey yapmadık, sandalye sağlamdı demiş. Demiş evet. Hürriyet'ten okuyorum. Biz bir şey yapmadık, sandalye sağlamdı, kırdın. İsraf. Peki bakın, ben şimdi bir kare göstereceğim size ama bununla şunu demek istemiyorum. Bir sabotaj var, bir komplo düzenlendi İmamoğlu'na. İşte bu bile bile böyle oldu demek istemiyorum ama şimdi bakın, Büyükerşen'in yüzü seçiliyor değil mi? Sen hatta elinle işaret et Muratcığım. Heh, İlmaz tamam, Bey o. Bu değil mi? O biraz evet, flu da şey yapamıyor. Tamam. Onun solunda da İmamoğlu oturuyor. Evet, bu Tunç Bey, İzmir evet, Belediye Başkanımız. Orta evet, da Ekrem Bey. Ekrem İmamoğlu oturuyor. Şimdi şu ayaklara bir bakın, sandalyelerin. O sandalyelerin hepsinin ayakları düzgün. İmamoğlu'nun oturduğu sandalyenin bacağının bir tanesi bildiğiniz eğri. Biraz daha yakından bakalım o ayaklara. Görüyor musunuz? Bakın. Sağdan gidelim. Birinci ayak düzgün, ikinci ayak düzgün. Sonra İmamoğlu'nun oturduğu sandalyenin sağ bacağı geliyor. Bildiğiniz eğri. Dediğim gibi bundan bir komplo teorisi çıkmaz tabii, çıkmaz. Ama ne çıkar? Birileri hiç üşenmemiş, o kareleri incelemiş, bakmış, sonra da bize gönderdi programa. İlginç bulmuş herhalde. Bana sorarsanız bence de ilginç. Çünkü
saraydaki mobilyalara çok ciddi paralar harcandı. Çiçekler yurt dışından geldi, efendim kadehler bilmem nereden geldi, o bir bardağın kadehin parası işte asgari ücretten fazla dendi. Yani sarayın döşenmesi vesairesiyle, mobilyasıyla ilgili insanların daha dikkatli olması lazım demek için bunu paylaşıyorum. Ya ben tabii hani öyle, talihsizlik olarak... Ya bu zamana kadar oturduğu başkan hiçbir koltuk kırılmadı gerçi bu ilk kez oldu da. Yine de talihsizlik ama şu yani şundan talihsizlik diyorum. Başkanla akşam sohbet ederken eve dönüşte bana dedi ki ya dedi o değil dedi sandalye dedi kırıldı. Evet. Ondan sonra dedi bana dedi yeni bir sandalye getirdiler dedi. Ona dedi oturdum dedi. 5-6 dakika sonra dedi görevli geldi dedi. Demiş ki sayın başkanım bu sandalyede de problem var. Biz size başka bir sandalye verelim diye. Aslında ikinci sandalye de kalkmış yani. Üçüncü sandalyeye oturuyor. Bir bakıma ihtiyaç var herhalde. Evet evet yani sarayda bu işlere bakanların bir hani kontrolden geçmesi gerekiyor. Niye? O bacaklar sallanıyor kardeşim. Diye sormaları gerekiyor. Ben bunu ya da bilmiyordum. Allah muhafaza bir şey söyleyeyim. Yani şimdi, ikinci sandalyede şey. Şimdi mesela külliyede başkanın oturduğu sandalye kırıldı. Bu da bir güzel bir siyasi magazin haber ve orada bir esprilere yol açtı falan değil mi? Herkes böyle sempatik konuşuyoruz. Tabii şimdi İmamoğlu'nun ifadesi vermeden ama. Sözlerini vermeden. Tabii olsun yine de hani yine de. Şey enteresan bir kaza. Yani sempatisi var yani şeyin olayın. Peki eskaza mesela Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de oturduğu sandalye kırılıyor. Ne derdi malum medya? Ne derdi? Suikast. Soruşturma açılırdı. Çok rica edeceğim. Suikastten neyse, başka yani bir şey mi olurdu? Hani gazeteci deyince aklıma geliyor böyle şeyler yani. Söyleme ihtiyacı hissediyorum. Olabilir bence talihsiz bir kaza yani problem. Haberlerden bahsetmişken Ahmet Hakan'ın bugün köşesindeki saray randevusuyla ilgili bölümü paylaşmadan geçemeyeceğim. Şimdi Erdoğan İmamoğlu'na 3 tane politik gol attı diyor Ahmet Hakan. Neymiş onlar? 1- Cumhurbaşkanından randevu istiyorum diyen Ekrem İmamoğlu'na bütün başkanlarla birlikte randevu vermesi. Benim bildiğim Sayın Cumhurbaşkanından randevu isteyen başka büyükşehir belediye başkanlarımız da var. İkinci gol, Ekrem İmamoğlu'nun katılmıyorum, protesto ediyorum falan demesine fırsat tanımamış olması. Ekrem İmamoğlu'nun asla böyle bir şeyi yoktur, tavrı yoktur. Biraz evvel işten çıkarılan arkadaşlarımızın sözcü olarak gönderdiği arkadaşları şey yaptınız, gösterdiniz görüşmeye. Ben oturuş tarzlarıyla ilgilenmiyorum. Mesela o gün dediler ki, geldiler bana, işte işçi arkadaşlar 3 tane sözcü belirlemiş, belediye başkanımızla görüşmek istiyorlar. Mesela ben başkanı tanıdığım için başkana bile sormadan dedim ki arkadaşlar gel. Çünkü başkanın ne diyeceğini biliyorum. Sonra gittim başkana dedim ki başkanım böyle böyle bir görüşme talebi var. Tabii dedi görüşelim ne demek dedi. Yani başkanın protest bir şeyi yoktur yani durduk yerde. Hani böyle ben gelmiyorum katılmıyorum. Niye katılmasın yani? Niye katılmasın? Zaten yani, saraya Ahmet giderek Hakan seçim nasıl öncesi. Bir imaj var başkanla ilgili aklında ama o yazdığı şey şimdi yalnız, o değil yani. Ahmet Hakan'ın kafasındaki imaj başkanla ilgili değil. Erdoğan'la ilgili. Ondan belki etkileniyor. Şimdi üçüncü gol de şuymuş. Ekrem İmamoğlu'nu kamuoyu algısı olarak 30 büyükşehir belediye başkanından biri olarak kodlaması Erdoğan'ın. Adım gibi eminim istemeye istemeye gitmiştir Ekrem Başkan. Şimdi Ahmet Hakan'ın adı Ahmet Hakan. Evet, Ekrem İmamoğlu. Adı gibi eminmiş. Ekrem İmamoğlu Türkiye Cumhuriyeti'ndeki 30 büyükşehir belediye başkanından biridir, doğru. Zaten. Türkiye'nin en büyük kentinin belediye başkanıdır. Yani Ekrem İmamoğlu yani istemeye istemeye gitmiştir. Ayrı bir adım gibi eminim diyor. Ya yani adım gibi eminim istemeye istemeye gitmiştir Ekrem Başkan. Yani bence sadece adından emin olsun. Çünkü bu kısmı külliyen doğru değil. Ya yani. Tabii belki de şundan biliyorsunuz Ahmet Hakan 20 küsur yılın belki ilkesini bir kenara bırakıp Erdoğan'ın uçağına İlk binmişti. İlk konuşmacı biliyor musunuz?
Yani Cumhurbaşkanı'nın konuşması bitip salona geçtikleri zaman söz almak isteyen var mı dediğinde ilk konuşan kişi Ekrem İmamoğlu. Niye istemeye gitsin? Ay, ama işte uçağa bindi ya, belki o istifadan görüş değişikliği olabilir Ahmet Hakan için. Hatırlarsınız Erdoğan uçağına ben hani ölsem binmem ya da işte gazetecilik boyunca hayatta binmem demişti. Sonra bir ay kadar önce, bir buçuk ay kadar önce binmişti. Belki orada bir şey olabilir, bilmiyorum ama tabii dediğim gibi bu algının yaratılmaya çalışıldığının da itirafı nedir? Siz Ekrem İmamoğlu'nu o kadar hedef gösterdiniz ki diğer belediye başkanları unutuldu. Ekrem İmamoğlu çok fazla öne çıktı. Dolayısıyla ona 30'dan biri muamelesi yapın diye bir algı operasyonu olduğunun itirafı. Diyor ki, çünkü tekrar söyleyeyim, Erdoğan'ın attığı 3. gol, Ekrem İmamoğlu'nu kamuoyu algısı olarak 30 büyükşehir belediye başkanından biri olarak kodlaması. Şimdi yazdıklarını tekrar okuyorum galiba. Ahmet Hakan'ın böyle bir operasyon Ahmet varmış. Ahmet Hakan'ın düşündüğü gibi, yani şu yazdığının komplesi gibi olmadığını şey yapmak için. Biliyorsunuz Hatay tabii gelemedi 11'de. 10 Büyükşehir Belediye Başkanı şeye gitmeden önce, külliyeye gitmeden önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldiler. Toplandılar. Orada bir karar verdiler. Dediler ki işte hani bir komisyon kurulması falan gündeme gelir ya da bir komisyon kuralım. Bu komisyonda da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yılmaz Büyükerşen kontrolünde olsun bu komisyon diye 10 Büyükşehir Belediye Başkanımız karar alıyor. Ondan sonra bu külliyedeki görüşmelerde komisyon kurulması fikrini Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları Sayın Cumhurbaşkanı iletiyor. Sayın Cumhurbaşkanı komisyon kurulması fikrini doğru ve olumlu buluyor. Evet, komisyon kurulsun diyor. Bu komisyonu da diyor Mansur Yavaş, Yılmaz Büyükerşen ve Ekrem İmamoğlu olsun diyor. Yani bunu Cumhurbaşkanı söylüyor. Ekrem Bey yok. Bizim kendi şeyimiz, yani partinin şeyinde.